Merhabalar, elementlerin sınıflandırılması, metaller, ametaller, yarı metallerle yine birlikteyiz. Hemen elementleri arkadaşlar benzer özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak sınıflandırıyoruz. Metaller arkadaşlar, şu an periyodik tabloda gördüğünüz pembe renkli olanlar hepsi metallerdir. Dikkat ettiysek bir A grubunda burada hidrojen var, hidrojen hariç ve B grubu elementleri metallerden oluşmakta. Hemen metallerin özellikleriyle devam edelim. Metaller periyodik sistemin sol tarafında bulunuyor. Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Parlak görünüme sahiptirler. Tel ve lev haline getirilebilirler, işlenebilirler. Şekillendirilebilir yani haddelenebilir. Civa hariç oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Elektron vererek artı yüklü iyon oluştururlar. Arkadaşlar burada bir önemli bir şey var. Bir A grubu metallere Alkali metaller 2A grubuna, toprak alkali metaller diyoruz. 1A bir bir grubunda hidrojen hariç hepsi metaldir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar metaller ve ametaller diyoruz. Metallerin özelliğini öğrenirsek ametal metal olmayan demek. O halde bunları öğrendiğimizde tam tersi olacaktır ametallerin özelliği. Metaller arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Mesela demir, bakır, nikel Düşündüğümüzde bunlar elektriği ve ısıyı iyi iletir, parlak görünür, tel ve lev haline gelebiliyor. Civa hariç oda sıcaklığında hepsi katı halde bulunuyor. Bunu da bir de sol tarafta oldukları için hepsi katyon artı yük oluşturuyor. Bunları aklımızda tutmamız daha kolay olur. A metallere geldiğimizde arkadaşlar hidrojen ve sağ taraftaki elementler A metalleri oluşturuyor. A metaller arkadaşlar metallerin tam tersi Sağ tarafta, periyodik sistemin sağ tarafında iyi ve elektriği ve ısıyı iletmez, mat görünürler. Katı halde bulunanlar, bulunanları kırılgandır, şekillendirilemez. Oda sıcaklığında katı, sıvı, gaz halinde bulunabilirler. Genellikle elektron alarak e, anyon eksi iyon oluştururlar. Arkadaşlar yerin 7A grubundaki ametaller halojen, 8A grubundaki ametellere soy gazlar denir. 8A grubu arkadaşlar ametallerin özelleşmiş grubudur. Soygazlara bakalım. Yani 8A grubuna bakalım. 8A grubunun A metalleridir. Oda koşullarında hepsi tek atomlu gaz halinde bulunur. Kararlıdırlar. Yani hepsinin son periyodu doludur arkadaşlar. 2 ve 8 elektron bulundurduğu için. Elektron alışverişi yapmazlar. Helyum, neon, argon, kripton, xenon ve radon gazlarından oluşur arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman 18. grupta hepsi 18 grubundaki elementlere soy gazlar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yarı metaller şu tam köşeden başlayıp merdiven şeklindeki kısımda arkadaşlar yarı metaller bulunur. Yarı metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönden metallere, kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler. Bu hep sorulur arkadaşlar. Fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönden metallere, kimyasal özellikleri yönden ametallere benzerler elektriği ve ısıyı a daha iyi, metallerden daha kötü iletirler. Parlak veya mat olabilirler, tel ve levi haline gelebilirler, kırılgan değillerdir. Yarı metaller hem metallerin hem de a özelliklerini bir arada taşıyan elementlerdir. Arkadaşlar şöyle topluca baktığımızda bir a grubu hidrojen hariç ametal diğer sol taraftakilerin hepsi metal. Arkadaşlar şurada merdiven kısmın merdiven gibi olan kısımdakiler yarı metal ve sağ taraftakiler ametaldir diyoruz. Arkadaşlar metallerin, yarı metallerin ve ametallerin periyodik cetvellerde yerleşiminden dolayı her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri geneli simetrik bir biçimde değişiklik gösterir. Arkadaşlar sorularda sağdan sola bu şekilde veya yukarıdan aşağı gibi periyodik cetvelden sorularla karşılaşırız. Şimdi periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır. Çünkü arkadaşlar sağ tarafta ametaller vardı. O halde amazellik özellik artar. Elektron verme eğilimi arkadaşlar azalır. Çünkü metaller elektron verirler. Elektron alma eğiliminde olanlar ise ametaldir. Grup numarası artar. Çünkü bir 18 grup olduğu zaman grup numarası artar. Periyot numarası değişmez. Yatay olduğu için arkadaşlar periyot numarası değişmez. Atom numarası artar. Çünkü 1 2 3 4 5 6 şeklinde gittiği için atom numarası arkadaşlar soldan sağa artar. Bu hep sorulur arkadaşlar. Önemli. Atom hacmi atomun çapı küçülür arkadaşlar. Son yörüngedeki elektron sayısı her zaman artar arkadaşlar. Bu da çok önemli. Sorularda bununla karşılaşırsınız. Devam edelim arkadaşlar. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe arkadaşlar yani gruptan aşağıya doğru gidildikçe metalik özellik artar, ametalik özellik azalır. Elektron verme eğilimi artar, elektron alma eğilimi azalır. Grup numarası değişmez çünkü yukarıdan aşağı aynı grupta olduğu için grup numarası değişmez periyot sayısı artar arkadaşlar. Atom numarası artar. Bu da hep sorulur. Dikkat edeceğiz soruları çözerken. Atom çapı hacmi büyür çünkü etrafındaki son yörüngedeki elektron sayısı artacağı için arkadaşlar ne olacaktır? Elektron sayıları artacağı için yörünge sayısı artacağı için hacmi büyüyecektir. Son yörüngedeki elektron sayısı değişmez arkadaşlar. Çünkü aldığı verdiği elektron son yörüngedeki elektrona göre grup numarası oluşturulduğu için değişmeyecektir. Kararlı atom ve iyonlara bakalım arkadaşlar. Elektron dağılımına baktığımızda bir elementin periyodik cetveldeki yerini belirleyebilmek için elektronlarının dağılımına bakılır. Element atomlarının çekirdeklerinde artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Yörüngedeki ise eksi yüklü elektronlar bulunuyordu. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısı eşittir. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elektronlar yörüngelerde belirli bir kurala göre dağılırlar arkadaşlar. İlk yörüngede en fazla iki elektron bulunur. Çünkü arkadaşlar en fazla iki elektron bulunmasının nedeni bakın birinci periyotta arkadaşlar iki tane elementin bulunması. ikinci periyotta baktığınızda 8 element. Üçüncü periyotta 8 element. Dördüncü, on, dördüncü de 18, 5. de 18, 6 ve 7. periyotta 32'şer element bulunduğu için 1. yörüngeye en fazla 2, 2. yörüngeye 8, 3. yörüngeye en fazla 8 element yazabiliyoruz. Çünkü periyodik cetvelde baktığınızda arkadaşlar 2. ve 3. periyotta 8'er element bulunduğu için. Diğer yörüngelerde 8 elektron bulunabilir. Bir yörüngede tam olarak dolmadan arkadaşlar bir yörünge tam olarak dolmadan diğer yörüngeye geçemeyeceğiz. Son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı da denilmektedir arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela bir tane elektron varsa son katmandaki elektron sayısı 1'dir artı 1'dir diyoruz. Bakalım arkadaşlar şöyle ilk 18 elemente hidrojen birinci periyot bir tane periyodu var bir A grubu helyum Yine birinci periyot. Burada bir arkadaşlar püf noktası var. Eğer tek periyotlu var ve son periyodunda iki tane elektron varsa bu helyumdur, kararlıdır. 8A'dır. Lityum, ikinci periyot 1A grubu bir tane var. Berilyum, 2A grubu bakın iki tane var. Bor, 3A grubu üç tane var. Karbon, 4A. Bakın arkadaşlar. Azot, 5A. Oksijen 6A 6 tane var. Flor 7 tane var 7A. Neon 8 tane var 8A grubunda. Sodyum 1 tane var 1A. Magnezyum bakın 2 tane var 2A. Alüminyum 3 tane var 3A. Silisyum arkadaşlar 4 tane var 4A. Fosfor 5 tane var 5A kükürt. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var 6A. Klor 7 tane var 7, ta 7 A. Argonda 8 tane var 8 A. Potasyumda arkadaşlar bakın bir tane var 1 A. Kalsiyumda 2 tane var 2 A. Arkadaşlar burada baktığımızda mesela potasyumda bir tane varsa artı bir yüklüdür. Son yörüngedeki elektron sayısına bakıyoruz ve 1 A grubunda. Kalsiyum mesela 2 A artı 2 Oksijen arkadaşlar son kararlı hale gelebilmesi için son yörüngesine iki tane Buradaki 6 tane elektronu mu vermesi daha kolay? iki tane alması mı? 2 tane alması kolay olduğu için eksi 2 yüklüdür. 2 elektron alması kolay olduğu için almalı. O halde oksijen ne olur? Eksi 2 değerlik yüküne sahip olur. Devam edelim. Bütün elementler elektron alarak veya son yörüngedeki tam dolu hale getirmek için böylece 8A grubundaki soy gazlar gibi kararlı yapıya ulaşmak isterler. Hidrojen, lityum, berilyum, bor elementlerinin ilk yörüngelerinde 2 elektron bulundurarak soy gazlardan helyuma benzemelerine dublet kuralı. Yani arkadaşlar... 2 olmaya çalışıyorsa, son yörüngede 2 elektron olmaya çalışıyorsa buna dublet kuralı. Eğer Diğer elementlerin son yörüngelerinde 8 elektron bulundurarak neona veya argona benzerme kuralına ise yani son yörüngede 8 elektron bulundurma isteğine ise oktet kuralı diyoruz. Element atomları elektron aldığında veya verdiğinde iyon haline geçerler arkadaşlar. Eksi yüklü iyonlara anyon, artı yüklü iyonlara katyon diyoruz. Örneğin arkadaşlar sodyum bir elektron veriyor, lityum bir, kalsiyum iki, potasyum 1, alüminyum 3. O halde bunlar nedir arkadaşlar? Katyon. Oksijen 8 olabilmek için 2. Flor 1, klor 1, neon pardon azot 3. Bromda 1 elektron alarak son yörüngede 8 elektron bulunur. Aldığı için de arkadaşlar bunlara ne diyoruz? Anyon yani artı yükler katyon. Eksi yükler anyon. Arkadaşlar karıştırıyorsanız burada artı var. Bakın T'nin T de artı olduğu, artı gibi olduğu için, yani katyonun T'sinden artı yüklerini, katyon anyonda di eksi olduğunu hatırlayabiliriz metaller kararlı yapıya ulaşmak için elektron verme eğilimindedir arkadaşlar. Yani katyonlar elektron verir. Elektron verdiklerinde artı yüklü iyon haline geçerler. A metaller kararlı yapıya ulaşmak için elektron alma eğilimindedir. Elektron aldıklarında eksi yüklü iyon haline geçerler. Elementlerin aldıkları veya verdikleri elektron sayısına iyon yüklerini de belirlerler arkadaşlar. Hemen bakalım lityum son yörüngede bir tane var. Bunu verirse kararlı olacak. 1A grubunda elektron verme eyleminde artı bir metal. Arkadaşlar artı bir artı iki e, bunlar metallerdir. Berilyum bakıyoruz son yörüngede iki tane var. 2A grubunda iki taneyi verirse kararlı hale geçecek metal. Magnezyum yine son yörüngede bakın iki tane var. Bunlar da iki taneyi verip kurutulursa arkadaşlar ne olacak? İki tane elektron verme eğiliminde artı iki artı yüklü metaldir. Klora bakalım arkadaşlar. Son yörüngede kaç tane elektronu var? 7. O halde 7A grubundadır. Ne yapacak 8 olması için? Bir tane alacak. Aldığı için eksi sayısı fazla olacaktır ve eksi yüklü olacaktır. A metaldir arkadaşlar. Flor yine son yörüngede 7 tane var. 7A grubunda. Ne yapacak? 8, 8 olması için bir tane elektro olacak. O halde bir eksi yüklü yani A metal. Sodyum arkadaşlar son yörüngede bir tane var. Bunu verip kararlı hale gelebilir. Son yörüngede bir tane olduğu için bir A grubunda ne yapacak? Elektron verecek bir artı ve metaldir diyoruz arkadaşlar. Tablolar incelendiğinde aynı grupta bulunan element atomlarının son katmanlarında elektron sayılarının aynı olduğu görülüyor arkadaşlar. Buna göre aynı gruptaki elementlerin iyon yüklerinin de aynı olduğu sonucuna ulaşılır. Mesela bakın bir A artı bir. 2A artı 2. 3A artı 3. Bakın burada 5A eksi 3. 6A eksi 2. 7A eksi 1. 8A arkadaşlar kararlıdır. Son son katmanında 2 ve 8 bulunduğu için eksi ve artı elektronun alışveriş yapmadığı için onlar sıfır yüksüzdür diyoruz. Metaller ve A metaller soy gaz elektron düzenine ulaşmak için elektron alır ya da verir. Bir A grubundaki elementlerin atomları bir elektron vererek artı yüklü iyon yüküne 2A grubundaki elementler 2 elektron vererek artı 2 artı iyon yüküne sahip olur. 7A grubundaki A metaller ise 1 tane alarak eksi yüklü iyon olurlar. 8A grubunda bulunan elementlerin atomları kararlı yapıya sahip oldukları için elektron alışverişi yapmaz. Bu nedenle iyon oluşturmazlar arkadaşlar. 1A grubunda bulunan hidrojen metal değil ametaldir. Bu istisnadır arkadaşlar. Helyum 8A grubunda yer alır ancak son yörüngesinde 2 elektron bulunur. Bu da bir istisnadır. Bir, eğer bir yörüngeli S ve son yörüngede 2 tane elektron bulunduruyorsa bu kararlıdır ve helyumdur 8A grubundadır diyoruz arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Aşağıda elektron dağılımı verilen elementlerin elektron verme veya alma yatkınlığını ayrıca metal, ametal ya da yarı metal olduğunu bakalım. Arkadaşlar bu bir istisnaydı. Bir yörünge var. İki ise bu nedir? Kararlıdır. 8A grubundadır diyoruz. Ametal diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar son yörüngede bir tane var. O halde bu nedir? Ee, bir elektron verir. Metal. Son yörüngede iki tane var. Bakın üçüncüye. O halde iki tane elektron verecek. E, metal. Dördüye bakıyoruz. Üç tane elektron vererek metal. Son yörüngede beşte bir tane elektronu var. Metal verir, kurtulur. Altıya baktığımızda arkadaşlar yedi tane elektronu var. O halde bir tane alacak, eksi bir elektron alacak ametal. Yediye baktığımızda arkadaşlar sekiz tane var. Kararlı alışveriş yapmaz. Ametal sekize baktığımızda arkadaşlar... 6 tane var. 2 elektron alacak ve ametaldir diyoruz arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen x, y, z, t elementlerle ilgili aşı vadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. X ve y metaldir. Arkadaşlar 1A grubunda 2A grubunda olduğu için metal. T ve z ametaldir. Bir doğru. T ve z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. E aynı gruptakiler benzerdir. Doğru. Z'nin atom numarası en büyüktür. Arkadaşlar sırayla 1, 2 3 4 5 6 7 8 dediğimizde veya soldan sağa, yukarıdan aşağıya atom numarası en büyük olacağı için Z'nin en büyüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Y alkali metal. Y'ye bakıyoruz. Alkali metal. Z ise halojendir. Arkadaşlar Z halojen değil. Halojenler 7A grubuydu o halde. Bu yanlış. O halde hangisi yanlıştır diyor? Cevabımız D şıkkı. Yine örnekle devam edelim. İfadelerden hangisi doğrudur? K, L, M, N elementlerin periyodik tabloda birbirine göre konumları verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. M'nin proton sayısı K'dan 2 fazladır. Arkadaşlar M'nin proton sayısı K'dan 2 fazla olabilir arkadaşlar. Çünkü sağ tarafa doğru atom numarası artacağı için doğru. N'nin proton sayısı L'den 1 fazladır diyor arkadaşlar. N'nin proton sayısı L'den bir fazladır. Hayır arkadaşlar, daha fazladır. Bu yanlış. Çünkü bu tarafa doğru gidecek, artacak. Aşağıya doğru artacak. KLM kesitlik de aynı element sınıfına aittir. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü bu bir a olsa bu 2, 3 aynı element sınıfında olmayabilir. Hangileri doğrudur diyor? Cevabımız yalnız bir doğrudur arkadaşlar diyoruz. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup Bildirimler açıp like atmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.